Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün geçen gün dikkatimi çeken bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şu sağ tuşu tıkladığım zaman benim burada işte birkaç tane daha şey çıkıyordu. Kaldırdım. Mesela Opera var arkadaşlar ve ben bunu burada görmek istemiyorum veya başka bir şey, mesela Mozilla'yı eklemek istiyorum buraya, Firefox tarayıcısını. Veya başka bir şey eklemek istiyorum. Peki bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bugün bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle başlata gelip arkadaşlar çalıştır diyoruz. Ve buraya arkadaşlar burada yazdığı gibi regedit yazıyoruz ve tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde gelecek sizde de. Bakın şu şekilde bir menü gelecek. Şimdi öncelikle kaldırmayı göstereceğim. Yani menüden Opera'yı nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Şimdi burayı tıkladık. HK Classes Root. Yani en üstteki. Şunu tıkladık. Buradan arkadaşlar herhangi bir şeyi tıklıyoruz ve D'ye basıyoruz. Çünkü Directory bölümüne gideceğiz. Directory nerede? Hemen arıyoruz ve bakın şurada arkadaşlar. Sizde de bu şekilde gelecek. Burayı tıklıyoruz. Background'a tıklıyoruz. Shell'i tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bakın burada ne kadar sağ tuşu tıkladığımızda, yani şurayı tıkladığımızda burada tıklayabileceğimiz bölüm varsa, bakın mesela Brexit Opera şu gördüğünüz gibi. Pardon, Brexit Open diyor. Bu o. İşte Opera var gördüğünüz gibi. Şimdi ben mesela Opera'yı kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Opera'yı kaldırmak için bunun Opera'nın üstüne geliyorum. Sağa tıklıyorum. Sil diyorum. Ve evet diyorum. Opera'yı kaldırmak bu kadar basit. Peki. Diyelim ki Mozilla'yı ekleyeceğim Opera'nın yerine. Bakalım şimdi Opera var mı? Gördüğünüz gibi Opera gitti. Peki buraya ben Mozilla'yı eklemek istiyorum sağ tuş tıklayarak. Şimdi arkadaşlar şurada Shell yazıyor gördüğünüz gibi. Sağ tıklayıp yeni deyip anahtar diyoruz ve buraya Mozilla diyorum ben. Mozilla. Evet. Enter diyorum daha sonrasında. Şimdi üstünü bir kere çift tıklıyorum ve şuraya gelip anahtarı tıklıyorum. Yeni dedikten sonra, yani sağ tuşla yeni diyorum ve anahtarı tıklıyorum. Anahtarı tıkladık. Arkadaşlar buraya command diyorum. Bakın command. Sağ tıkladık ve sağ tıklayıp yeni dedik ya, ona verdiğimiz isim command olacak. Ve enter diyorum. Ve daha sonra arkadaşlar Command'ın içindeyiz şu an. Command'ın içindeki şu varsayılanı çift tıklıyoruz ve bakın burada yolu girmemizi istiyor. Neyin yolu? Girmek istediğimiz öğenin, yani Firefox'un. Şimdi bu yüzden şöyle yapıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar başlata. Mozilla yazıyorum. Evet, Thunderbolt çıktı. Firefox olarak da kayıtlı olabilir. Evet, Firefox olarak kayıtlı. Bakın. Firefox'a geliyorum gördüğünüz gibi, sağ tıklıyorum ve arkadaşlar dosya konumunu aç diyorum. Şimdi dosya konumunu açtığı zaman bakın şu Firefox. Peki biz bunun bu yolunu nereden bulacağız? Önemli olan bu bizim için. Şöyle yapıyoruz. Aman tıkladık galiba. Kapatalım hemen. Evet. Şimdi bu Firefox'u seçiliyken arkadaşlar şöyle seçiyoruz. Shift'e basıyoruz ve sağ tuşa basıyoruz arkadaşlar. Ve bakın şurada yol olarak kopyala diyor. Bunu tıklıyoruz ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Yolu kopyaladı bizim için. Ve buraya gelip yapıştır diyoruz arkadaşlar. Ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi Mozilla buraya geliyor. Mozilla'yı tıkladığımız zaman da direkt sağ tuş tıklayarak arkadaşlar Mozilla'yı açmış oluyoruz. Buraya herhangi bir başka bir program, ne varsa, yani aklınıza ne geliyorsa bunu koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekildeydi. Aslında oldukça basit. Kayıt defterine herhangi bir programı eklemek veya bu herhangi bir programı kaldırmak. Kayıt defterinden yaptığımız bu işlem sağ tuş menümüzü de düzenlememizi sağlıyor arkadaşlar. Benim diyeceklerim bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.